Merhaba sevgili oğlaklar. Selamlar sevgili oğlaklar. Nasılsınız, iyi misiniz? Zodyan en inatçı burcu. Evet, Şubat ayı yorumlarıyla birçok astroloji haber merkezinden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan, bu inatçı keçilere neler var? Evet. Çok inatçılar ya. Oğlak tabii. Burcu gerçekten oğlak keçi burcu. Hem hızlıdır hem inatçıdır. Karar verdiği bir şeyden vazgeçirmek zordur oğlağa. Hedefi varsa kendine mutlaka hedefi belirler zaten. Hedefi olmayan oğlak yoktur herhalde. Evet, hedefi olmayan oğlak yoktur. Bu arada ben biliyorsun kovaya oğlağım. Evet. Ama sen de benim eski öğrencimsin. Evet. Yani öğrencilerimin nasıl suyunu çıkartana kadar çalıştırır, evet, ne kadar doğru sorular sorar ama hepiniz iyi yerlere geldiniz. Evet. Demet en iyilerden biridir, hatta en iyisidir şu anda. Gerçeği söylemek gerekirse işte bu da oğlak disipliniyle oluyor. Ben buna Alman disiplini diyorum. Gerçeği söylemek gerekirse. Şimdi evet, oğlak burcunun yaratmış olduğu ana etkiler ile Şubat ayı gökyüzündeki 30 Ocak Kova burcundaki yeni ay birleşirse ne olur? Evet, şimdi oğlak burcunun bu ay özellikle parayla ilgili konular dikkat çekecek görünüyor. Evet, Kova yeni ayı belki gelirleriyle ilgili bazı yenilikler gündeme getirebilir. Tabii gelirle ilgili bir yenilik işle ilgili konuları da gündeme getiriyor. Uranüs'ten gelen destekler var burada. Uranüs çünkü Oğlak Burcu'nun ikinci yöneticisi gibi bakarım. Uranüs destekler Oğlak Burcu'na. Ani ve beklenmedik gelir artışları. Ticaret hayatında biraz ticaret hayatında, günlük çalışma hayatında 30 Ocak Kova Burcu yeni ayından itibaren ciddi bir maddi ve ekonomik olarak bir rahatlama sürecine girer. Çünkü burada çoğunlukla karelerden ziyade trinerler var. Evet. Yani bir işte ne diyebilirim, terfiden kaynaklanan bir prim de alabiliyor. Maddi ve ekonomik olarak da büyük bir yükselişe de girebiliyor. Gerçeği söylemek gerekirse kendisini üretmiş olduğu değerlerin karşılığını çok daha bereketli, çok daha keyifli bir şekilde alabileceği bir döneme giriyor. Evet. Derim ben. Sen ne dersin? Evet, bence de Oğlak Kova Burcu'ndaki yeni ayla beraber Merkür'ün retro olması Kova Burcu'nda yine eskiyle alakalı konuları da gündeme getirecek bu süreç içerisinde. Eski bir borcu yeniden almak, talep etmek gibi bir konuda gündeme gelebiliyor. Borçlar, alacaklarla ilgili konuları daha da rahat bir şekilde ön plana çıkartabiliyor. Ama yine de parayla ilgili konularda birazcık retro döneminde dikkat etmek gerekiyor. Temkinli olmak gerekiyor. Yani kayıplar da olabiliyor. Hızlı para harcamamak gerekiyor. Özellikle elektronik araçlarda alım satım konusunda, çünkü ikinci ev bu konularla ilgili harcamaları da gündeme getirebilir. Evet, bilgisayar almak, teknolojiyle ilgili yeni bir parça almak. Yani alırsan bir anda modası geçebilir. Evet. Eskiyebilir. Evet. Aslında bundan dolayı üzülebilirsin. Çünkü retrograde de var burada. Teknolojiyle ilgili yatırımlar dikkat etmesi gerekli. Bir de Merkür Kova Burcu'nda retrolayacak. Şimdi 6 Şubat'ta Merkür retro harekete balıkta geliyor ama 16'sından itibaren de direkt olarak Kova'da. Evet, Kova'da. Şimdi olacak. 15 Şubat Aslan Burcu Dolunay'ı ne demek? Aslan Terazi'den geliyor destek. Terazi'den gelen bir destekle oğlaklar için yine işleri, kariyerleriyle ilgili belki bir yatırım, maddi bir destek ve ortaklıkla ilgili gelişmeler, belki kredi işlemleri olabilir. Ama yine de ortaklı gelirler konusunda bazı dikkat etmeleri gereken konular olabilir. Vergi, sigorta gibi ihmal edilmiş kavramlara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü oğlağın yöneticisi Satürn'ün güneşle kare açıda olması, o sorun. Bazı ihmal edilmiş kavramların gündeme gelebileceğini de gösterebilir. Ödenmemiş bir vergi borcun varsa bu ön plana çıkar. Ödenmemiş bir vergi borcunu çok ön plana çıkartabilir. Güneş ile Satürn'ün oradaki pozisyonu, ödenmemiş bir SSK borcu, bir primle ilgili bir borç, bunlar çok fazlasıyla. Yani yükümlülüklerle ilgili borçları, krediler, banka kredileri, kredi kartları ile ilgili. Şimdi bir yerde Mars'tan teraziye para geliyor ama bir yerde Satürn götürüyor, zorluyor. Zorunluluklar diyelim ona. Zorunluluklar, yani bu zorunluluklar işte ne diyebilirim, yakıt parası bir zorunluluk, vergi bir zorunluluk, benzin parası bir zorunluluk veya yemek içmek zorundasın bir zorunluluk. Zorunlu harcamalarda artışlar var. Evet, gelir de var ama artışların da yaratacağı problemler ve sonuçlar var. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Satürn kare çünkü arkadaşlar. Özellikle bir de şeye dikkat etmemiz gerekir. Şimdi 8. banka işlemi, kredi anlaşmaları, sözleşmeler, Merkür'ün ikinci evde retro olması, hani bu alanlardaki işlerde
Tabii. Dikkat, imza atarken, anlaşırken. Anlaşmalarda, sözleşmelerde dikkat etmemiz lazım. Çünkü bu anlaşma ve sözleşmeler ileride bozulabilir. Evet. Şimdi bunlarla ilgili detayları görebilmek için aslında Bilinçokul Astroloji Haber Merkezi'nin haftalık burç yorumlarına ve günlük burç yorumlarına arkadaşlar çok dikkatli bir şekilde dinlemelisiniz. Bunları çok dikkatli bir şekilde dinlediğiniz takdirde 15 Şubat'tan sonra neler olur? Detaylar gün gün nasıl bu konuma gelebilir? Bunları görebilirsiniz. Bir şeye dikkat edin. Kredi kartı yolsuzlukları, hırsızlıkları, bankacıların kötü niyetli davranışları, kredi kuruluşlarının kötü niyetli davranışları veya da ne diyebilirim size, gerçeği söylemek gerekirse, ekonominin biraz kırılgan yapısından dolayı değerli madenlerden para kayıpları hep ama hep görülebilir. Bu sebepten dolayı daha temkinli olun, daha güçlü olun ve daha dikkatli olun. Evet. Derim ben. Evet, özellikle 19 Şubat Merkür'ün Satürn'le kare açı yaptığı gün belki bu etkilerin en fazla ortaya çıkabileceği gün olabilir. Şimdi bir de şeye dikkat etmek lazım. Oğlak Burcu çok derin bir burcu aslında. Evet. Medyaya dikkat etmesi lazım. Medya, radyo, televizyon, yayıncılık gibi alanlardan da belli bir para kazancı çıkartabiliyor. Yaratıcılığın da ön planda olduğu Aslan Burcu, yaratıcılığı da temsil eden bir yapıda. Ben dikkatli ve temkinli olduğumda iyi olacağını düşünüyorum. Evet. Ama yönetici gezegenin, Satürn'ün güneşle zorluklar yaratacağı... Aile büyüklerine dikkat etmek gerekiyor. Çünkü 8. ev konuları maalesef. Hastalık, hastalık, ameliyat, kayıpları da vedalaşmak temsil edebiliyor. Dediğimiz konuları da gösterebiliyor. Dolunay döngüsünde bazı vedalaşmalar da olabiliyor. Kendinize iyi bakın. Saygılar. Hoşçakalın. Güle güle.